aşağıdaki karelerin her birinin bir tam olduğu söyleniyor. Şimdi buna göre, buradaki en büyük karenin bir tam ve buradaki en büyük karenin de yine bir tam olduğunu anlıyoruz. Sonra da boyalı alanların neyi temsil ettiği sorulmuş. Doğru olan tüm seçenekleri seçecekmişiz. Bir bakalım. Boyalı alanlar, yani mavi olan yerlerden bahsediliyor. Burada bir tam var. Buradaki tamı ise 10 eşit parçaya ayırmışlar. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 ve sadece bir tanesini boyamışlar. O yüzden boyalı parça 1 bir onda birliktir, öyle değil mi? O zaman bu, 1 tam ve 1 bir onda birdir, yani 1 virgül 1'dir. Peki sizce bu soruyu başka bir şekilde düşünebilir miyiz? Buradaki tamı da 10 eşit parçaya böldükleri için, 1 tam, 10 onda birliğe eşittir diyebiliriz. Hemen sayalım. Bakın, burada da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane onda birlik var. Yani bu tarafta da 1 tane onda birlik varsa toplam kaç tane onda birlik elde ederiz? Evet, 11 tane. 11 tane onda birliğimiz var. O zaman bu seçenek de doğru. Son olarak bir de 11 yüzde birlik seçeneği var. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Şekli 100'e bile bölmedik ve 11 yüzde birlik 1 onda birlikten biraz daha fazladır. Evet, cevabımızı kontrol edelim. Siz şu anda göremiyorsunuz. Biraz kenarda kaldı ama cevabımız doğruymuş. Birkaç tane daha yapmaya ne dersiniz? Aşağıdakilerden hangisi noktanın sayı doğrusu üzerindeki yerini verir? Burada 1 var. 1 ile 2 arasında ise, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eşit aralık var. O zaman buradaki çizgilerin her biri 1 bir onda birlik anlamına gelir. Bu 1 tam 0 onda birlik. Burası 1 bir tam 1 bir onda birlik. Bu 1 bir tam 2 onda birlik. 1 bir tam 3 onda birlik. 1 bir tam 4 onda birlik. 1 bir tam 5 onda birlik. 1 bir tam 6 onda birlik. Bir 1 tam 7 onda birlik ve son olarak 1 tam 8 onda birliğe geldik. 1 tam 8 onda birlik 1,8 ile aynı şeydir. Peki ya diğer seçenekler? Bu çizgilerin hepsi 1 onda birlik anlamına geliyorsa, bunları saymamız da yeterli olur diye düşünüyorum. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 1 tam da 10 tane onda birlik olması gayet mantıklı. Devam edelim. 10 onda birlik, 11 onda birlik, 12 onda birlik, 13 onda birlik, 14 onda birlik, 15 onda birlik, 16 onda birlik, 17 onda birlik ve 18 onda birlik. Demek ki bu seçenek de doğru. 18 yüzde birlik, 10 yüzde birlik ve 20 yüzde birliğin yani 1 onda birlik ve 2 onda birliğin arasında olduğu için Aşağı yukarı buralarda bir yerlerde olur ve bu yüzden de kesinlikle doğru cevaplardan biri değil. Hadi birkaç örnek daha yapalım. 24 onda birliğe eşit olan ondalık sayıyı yazın. Bunu 20 onda birlik artı 4 onda birlik olarak düşünebiliriz, öyle değil mi? Peki, 20 onda birlik neye eşittir? 10 onda birlik 1 bir tamsa, 20 onda birlik 2 tamdır. Şimdi elimizde 2 artı 4 onda birlik kaldı. Bunu da 4'ü onda birler basamağına koyarak 2,4 şeklinde yazabiliriz. 24 onda birlik, 2 tam artı 4 onda birlik, yani 2,4 ile aynı şeydir. Hadi bir tane daha yapalım. Şimdi de 102 yüzde birliği bir ondalık sayı olarak yazacağız. Yüzde 2 birlik, 100 yüzde birlik artı 2 yüzde birliktir yüz yüzde birlik hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, doğru bildiniz. Yüz yüzde birlik bir tama eşittir. O yüzden yüz yüzde birlik yerine bir yazalım. Artı iki yüzde birlik içinde 0,02 yazabiliriz. 1 artı 0,02 kaç eder? 1,02. Buradaki 1, 100 tane yüzde birlikle aynı şey. Yüzde birler basamağındaki 2 de 2 tane yüzde birlik anlamına geldiği için 1 ,02, 1,02 102 birlikle aynı değerdedir. 32 onda birliği bir ondalık sayı olarak yazdığınızda aşağıdakilerden hangisi doğru olur? 10 onda birlik 1 bir tam, 20 onda birlikte de 2 tamsa 30 onda birlik 3 tamdır. O zaman aradığımız ondalık sayı 3 tam 2 onda birlik. Yani 3,2'dir. Şimdi aynı şeyi 203 yüzde birlik için yapacağız. 200 yüzde birlik 2 tam olduğuna göre bu sayı 2 tam ve 3 yüzde birlik yani 2,03 olmalı. Devam ediyorum. 1,05 kaç yüzde birliğe eşittir? 1 Bir tam 100 yüzde birliktir. Buna 5 tane daha yüzde birlik eklediğimizde 105 yüzde birlik elde etmiş oluruz. Hadi bir tane daha. 2,60 sayısını nasıl yazarsınız? E bir bakalım, bu 2 birlik ve 6 onda birliktir. Ya da 2 birlik ve 60 yüzde birlik, yani 260 yüz yüzde birlik olarak da düşünebiliriz. Seçeneklere bakarsak, burada 2 birlik ve 6 yüzde birlik yazıyor. E bu doğru değil, çünkü bizim 60 yüzde birliğe ihtiyacımız var, 6 taneye değil. 6 tane onda birlik var, yüzde birliklerdense 60 tane. O yüzden bunu seçmiyorum. Peki 260 yüzde birlik seçeneği? Evet, bu doğru. Çünkü 2 birlik 200 yüzde birliğe eşittir. Buna da 60 yüzde birlik daha eklediğimde de 260 yüzde birlik elde ederim. Peki 260 onda birlik olmaz. 20 onda birlik 2 tam da öyle değil mi? O zaman 260 onda birlik 26 birliğe ya da tama yani 26'ya eşit olur. O zaman bu şık da doğru değil. Eh, bayağı örnek çözdük öyle değil mi? Umarım siz de benim kadar eğlenmişsinizdir.